Şimdi değerli arkadaşlar sorularımızın birinci türü şu. Similar or opposite. Yani birbirine benzer midir yoksa karşıt mıdır? Bu ikisi bunu bulmaya çalışacağız. Manufacture to manufacture to produce. Evet. Bu iki kelimenin benzer mi yoksa karşıt mı olduğunu düşünüyoruz. Evet. S ya da O diyeceğiz bunu arkadaşlar. Ne diyelim sizce? Benzer. Tamam. İkisi de üretmektir değil mi arkadaşlar? Harika. O zaman şöyle yapayım. Benzerleri ben şöyle tik atayım. Diğerine çarpı yapayım. Tamam Bunlar similar olsun. Rigidly, strictly. Bunlar ne? Katı bir şekilde. Keskin bir şekilde. Değil mi? Bu da similar agricultural manufactured. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar e, bir tanesi tarımsal, diğeri sanayi. Bunlar opozit olmalı, değil mi? Yani biz işlenmemiş, diğeri de işlenmiş demek aslında. Goods, services. Bunlar nasıl e, şeyler? E, kelimeler. Bunlarda bir tanesi görünen şeyler, diğeri de görünmeyen şeyler ifade etmesi bakımından. Opposite olarak düşünülebilir. Famous, eminent, bunlar similar, benzer. Essential ve basic, bunun için de düşünürsünüz aynı şekilde. Bunlar da temel demek ikisi de. Community ve society, toplum anlamında, bunlar da biz e, similar olarak düşünebiliriz. E, shelter, housing, bu da bas barınma, e, konut anlamında birbirine benzer. Kompleks simple içinde düşünürüz. Kompleks karmaşık. Simple ise basittir. Bunu opposite diyeceğiz. Necessity ve need bunu aynı şekilde e, similar olarak düşünebiliriz. Başka? E, public, private ve public. Bunlar nedir arkadaşlar? 11. Similar diyen yok. Evet opposite. Neden opposite? Çünkü bir tanesi birey demek özel demek. Diğeri de kamusal demek. Countries, nations. Bunlar similar görünüyor. Factor owner, land owner. Yani bir tanesi arazi sahibi, diğeri fabrika sahibi. Bunları da aslında nasıl düşünelim? Ee, similar düşünebiliriz. Eğer aynısı, aynı kişiler ise sermayedar anlamında düşünebiliriz. Anarchy, lawlessness. Şimdi anarki dediğimiz şey karmaşaydı. Lawless, e, kanunsuz, hukuksuzluk anlamında. Bunlar da ne yapacağız? Aynı şekilde similar diyeceğiz. Rise ile increase aynı anlama geliyordu. Similar. Collective individual. Buna ne diyeceğiz? Bir tanesi toplumsal. Diğeri de bireysel. Bunlar opposite. Government authority. Bunlar aynı anlamda kelimeler. Kullanılır. Quantity ve amount aynı anlam. To obey the law, to conform to the law. Yasaya uymak, bu da yasaya uymak. ikisi de birbirine aynı anlam verir. Limits, restrictions. de ne demektir arkadaşlarım? Bunlar da var. Anlaşıldı mı? Sanırım bununla ilgili bir sorun yok. Evet. Şimdi biraz hızlı gitmem lazım çünkü yetiştirmem gerekiyor. Şimdi burada bazı kelimeler seçeceğiz. Soldan sağla birleştireceğiz. Hadi bakalım. Tubay Satın almak. Neyi satın alırız? Hangisini? Bay ile hangisini eşleştirelim? A'dan J'ye kadar tam karşısında şeyler var. Satın alabileceğimiz şeyler var. Neler olabilir? Berkecan geliyor. Tubay Services. Hizmet satın almak olabilir. Başka? Basic needs olabilir. Değil mi? Birkaç tanesi olabilir. Bunu biraz daha sonra erteleyelim. To earn. Ne yapıyorduk? Earn. Earn ne geliyor arkadaşlar? Living değil mi? A living. Bir. Şuraya J diyebilir miyiz? Diyebiliriz bir hayat yani yaşam kazanmak, yaşamı kazanmak. To provide tedarik etmek, sağlamak. Neyi tedarik ettik, neyi sağladık şimdiye kadar? Hangisini buraya ekleyebiliriz? To provide mesela services olabilirdim. Hizmet tedarik etmek, hizmet sağlamak. Evet. Şuna da A diyelim. Yazım iyi değil, kusura bakmayın. Facts of economy, ekonomin olguları. Ekonomi olguları ne yapılır? Ekonomi olguları, şu oradan gidelim isterseniz, to describe olur, değil mi? Tanımlanır. To describe the facts of the, of the economy. Bu da C ile birleştirilebilir. Aa, şuradan başka bir şey. Mesela to obey diğer olan almayanlar da siz bakacaksınız. bey neydi arkadaşlar? itaat etmek idi. Evet Kübra Ayan geliyor. Evet neye itaat ederler? E, the law yani yasalara itaat ederler. Yasalara uyarlar. Buna da D diyoruz. Ondan sonra şuraya gelelim. To charge. Charge neye şarj ederiz? Cep telefonlarını şarj ederiz. Onun yanında charge, charge bir şeyle beraber kullanılır. Neyle beraber kullanılır? şarj. Hadi Kübra Ayan. Evet. Yani bu evet, olmadı. Şarj for prices. Değil mi arkadaşlar. Şarj for price. Şarj prices. Fiyat koymak demektir. Şarj. Bir şey bir şey yani etiketlemek, bindirmek vesaire anlamında bir şey. Tamam. Create setup kalan şeylerden sizde mesela setup production targets değil mi? Şundan üretim hedefleri kurmak to create ne create ne yaratırsınız to create uh, to create uh, great difficulties şunla bağlantılı olabilir. Yani büyük zorluk yaratmak, büyük sıkıntı yaratmak gibi. Sanırım bu da anlaşıldı. Şimdi burada yine match matching işi yapıyoruz bugün. Seçiyoruz, birbiriyle uyumlaştırıyoruz. Nasıl, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bir tarafta isim var, bir tarafta sıfat var. Bunları karşılaştıracağız. Ee, ekonomik, ekonomik, ekonomikle ne olur? İktisat nesi olur? Mesela, hadi bakalım, ekonomik aşağıdan bulalım. Ekonomik, iktisadi, bir tanesini ben söyleyeyim mesela. Ekonomik policy değil mi? İktisat politikası. Ekonomik industries olmaz. Ama mesela ne olabilir? Industries'den sözü açılmışken nation, nationalized yani millileştirilmiş endüstriler olabilir. Olabilir. Ondan sonra başka? Hmm. Peki. central'a ne gelir? Merkezi nedir? Merkeziye ne uygun gider? merkezi. Evet. Hangisi sizin de aklınıza geldi değil mi? Evet. A yani merkez, Central Planning. Bravo Kübra Ayan. Ee, planned. Planned. Planlanmış. Planlanmış ne olur? Planned. işte burada değil mi? Karşısında çıkıyor. Planned economy. Yani planlı ekonomi demek. Bunda G ile ilişkilendirebiliriz. Yazım yine çok güzel. E, public 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 kamu ne olabilir? Public industries'i kullandık mı? Kullandık. Public policy policy'yi de kullandık. E, fluctuated. Şuna bakalım. Onu oradan çıkarmak mümkün. Fluctuated ne arkadaşlar? Hmm. Çok güzel. Public sector harika. Tamam çok iyi gördünüz. Fluctuated ne, ne dalgalanır? Fluctuated, yani fluctuated dediğimiz şey nedir? Dalgalanan şey nedir? Bir şeyin dalgalanması dediğimiz hikayeyi ne de, neyle ilişk ilişkilendirmiştik? Prices ile değil mi? Evet. Kalanlarda herhalde gözden geçirmeniz, görmeniz kolay olur. Devam ediyoruz, geçiyoruz. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada da doğru versiyonunu bulacağız yani. Hani o geçtik ya hatırlarsanız produced, product, productivity, production falan, productive gibi. Bunları burada kullanacağız. Nasıl kullanabiliriz? Ee, mesela the uh, of that factory has gone down over the last five years. 5 yıldır ne oluyormuş? Fabrikanın, bu fabrikanın bir şeyi azalıyormuş. Ne gelecek buraya? To produce'den nasıl bir kelime türetebiliriz buraya? Üretmekle ilgili. Hadi bakalım. Cevabı verene bugün puanlarımız var. Hepsine değil ama bazen puan vereceğiz. Puan iyidir. Motivasyon faktörü. Evet. Produce ile alakalı olacak. Haydi arkadaşlar. Çalıştıralım. Produce ile ilgili buraya ne getirebiliriz? Produce kökünden türetilmiş fiilinden türetilmiş. Bu fabrikanın nesi son 5 yılda daralabilir? Evet, var mı cevap? Yok. O zaman ben söylüyorum. Productivity, değil mi? Üretkenlik ya da verimlilik anlamında. Çok güzel. The nokta nokta, discussed important issues at the meeting. Ha, peki. Kim bu plan plandan nasıl bir şey türetebiliriz? Kim tartışır? Toplantıda önemli konuları kim tartışır? Plan'den ne, ne türetebiliriz? Evet bir misafirimiz var. Hoş gelmiş, safa gelmiş. Ne e, ne türetiriz buradan arkadaşlar? Plan dediğimiz şeyden. Planner türetebiliriz değil mi? Ya da planners yani plancılar isim gelmesi lazım. Discussed important issues at the meeting. Toplantıda önemli konular tartıştı. Ondan sonra geçelim şuradan. Mesela the nokta nokta considered the new budget. Govern'dan ne türetebiliriz burada? Govern'dan. Hadi bakalım. Yeni bütçeyi e, işleme koydu diyor. Ya da yeni bütçeyi tartıştı. Yeni bütçe ile ilgilendi. The government. Demek ki bravo. Şuradan ne türetiyoruz? Yönetmekten yönetim ya da government'ı türetiyoruz. Ee, mesela şu nedir? to farm farm ne olacak? The farmers decided to grow corn. Ne yapmışlar? Çiftçiler neye karar vermişler? Mısır üretmeye karar vermişler. Şimdi şunu yapalım. Hadi bakalım. Şuradan puan. Buyurun arkadaşlar. Şunu yapalım. Permit'ten buraya ne gelecek? 5 puanlık bir soru. Hızlı alalım ama 14 kişiyiz. Hızlı bir şekilde karar verebiliriz. Etkileşim sağlayabiliriz. Evet ne gelir permit'la ilgili? The council gave us... Nokta nokta to go forward with our building plan. Hadi bakalım Berkecan. Permission. Bravo Berkecan. Tamam. Berkecan puanları götürüyor her hafta. Onların puanını yazmaya ben yetişemiyorum. Berkecan +5 puan. Permission değil mi arkadaşlar? Permit izin vermek, permission izin. Ne olmuş? Konsey izin vermiş, e, gelecekte bu binanın e, ilerlemesine izin vermiş falan gibi bir şey. Distribute. These days, distribute nedir arkadaşlar? Dağılım, dağıtım idi. Bugünlerde the, the typical nokta nokta .vehicle is the internet. Ha, en önemli bir, tipik bir e, araç diyor. E, ne aracı olabilir? Ne aracı olabilir Distribute'dan. Evet. Bugün puan alanlar tekrar katılmasın yarışmaya. Almayanlardan bekleyelim. Hadi bakalım. Distribute ne gelir buraya? Distribute'den ne türetiriz? Dağıtmak, dağıtım. Distribütör puan hatırlayın. Türkçe'de de kullanırız bunu. Buraya gecik olan şey nedir? Kübra yandan geliyor bir şeyler. Distribution. Harika. Yani dağıtım. The typical distribution vehicle. Yani Bugünlerde neymiş? Ee, internet tipik bir dağıtım aracı imiş. Evet, Kübra mi Evet, tamam. Bu arkadaşlar şeyi doldurdu tabi kotalarının. Diğer arkadaşlara süre vereceğiz. Ee, şuraya ne deriz? Kontrol diyor. O zaman rigidli, katı bir şekilde ne olan ekonomi? Kontrol ekonomi. Kontrol edilmiş ekonomi. Neşin? industries are in public nation'da ne burada nationalized industries yani millileştirilmiş endüstriler gibi. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki hikayemiz de aynı şekilde burada proposition'ları bulacağız. Bakalım. Coal and steel industries are among the activities controlled. Demir ve çelik endüstrileri ne hükümetin kontrol ettiği aktivitelerdenmiş. Şuraya ne gelecek? Controlled by the government gelecek, değil mi? Science of economics is concerned. Ne oluyordu? Concernle hangi proposition geliyordu? Yani in on of from uh, bunların hepsi nedir? Proposition'a gelecek. Concerned with, değil mi? With all our needs. Ekonomi bilimi neyle ilgiliymiş? Bütün ihtiyaçlarımızla ilgiliymiş. The economic system Of the USA differs greatly. Büyük ölçüde ne olurmuş? Küba sisteminden greatly. From the system in Küba. Küba'daki sistemden farklılaşır. Peki şuraya ne gelecek? The American system is based based de beraber ne geliyordu arkadaşlar? On geliyordu. Based on private enterprise. Yani özel girişime dayalıdır. Anladık herhalde. Bu ...bununla ilgili boşluklara doldurmakta bir sıkıntı... ...oluşmaz diye düşünüyorum. Şuradan bakalım bir tane. Mesela... ...sometimes economic laws... ...protect the interest... ...principally... E, ...neyin ne yapar? Of the workers değil mi? E, i̇şçilerin... ...işçilerin... ...haklarını korur. E, while... ...in other times... ...diğer durumlarda... They may be beneficial neyle ilgilidir? To the employers. İş, i̇şveren işveren, işverenlere işverenlerle ilişkilidir. İşverenlere ilişkindir. Peki şuna gelelim. The company capital was finally reduced. Nereye düştü? Hiçbir şey azalmadı diyor. Reduced ile beraber ne geliyor? Sermaye şirketinin ne şey Reduced ne gelir buraya arkadaşlar? Ne ile birlikte gelir? To ile gelir. To ile gelir. Ee, şuraya gelelim. Şunu şunu yapalım bakalım. O i̇ki arkadaşımızın dışında buna yapabilecek olan, olan var mı? The rates charged nokta nokta the three different levels. Advertising very sharply particular in newspapers. Evet. Hadi bakalım. Emre Şahiner'den geliyor bir şeyler. Ne gelecek? İki tane cevabımız var tabi burada. Charged of 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 oldu mu? olmadı. Çarşıda beraber gelen şey maalesef neydi arkadaşlar? Four idi. Charge for. Fiyat koymak. Değil mi? The three in olmadı arkadaşlar. Neyse. Tamam, deneriz şansımız yine. Bu şekilde buradaki boşlukları dolduracağız. Ama parçaları iyi hazmedersek bağlantılar nasıl kurulduğunu görürsek daha kolay olur. Burayı da geçiyoruz. Yarısına geldik zaten ömrümüzün. Evet şimdi ee, şöyle bir sorunumuz var burada. O sorunumuz da şu. Şöyle ki e, şimdi bir tekstimiz var. Teksti okuyacağız. Sonra bunlarla başlatacağız arkadaşlar. Şimdi bunlar, bu, önce bir şöyle bunlar neyle başlatabiliriz? Ona bakalım. Şimdi e, burada kapitalizmi anlatıyor. Şurada e, bireyi anlatıyor. Orijinal çağdaş kapitalizmin çıktığı kayna kaynaktır falan diyor. Şurada toplumun çıkarları diyor, şunlar şurada buluşur diyor, şurada buluşturulur diyor. Şurada diyor ki kapitalizm te terimi ilk defa ortaya atılmıştır diyor. Şurada bazen de şey karma ekonomi nokta nokta bunlar tabii şey özne cümlelerin başı. Sonra şöyle bir şey. From Europe to especially from England. Avrupa'dan özellikle İngiltere'den diye devam ediyor. Şimdi bakalım önce cümleler neler? Okumuş olmalısınız bunu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Nokta nokta carry on production and exchange of goods and services uh, through a complex network of prices and markets. Ne olabilir bu? Bakalım neyle ilgili olabilir? Bir şeyi tanımıyor. Bir isim var değil mi burada? Ne isim arkadaşlar o? Kapitalizm. Önce bir şey anlatıyor. Capitalism carry on the production and uh, exchange of goods and services through a complex network of price and markets diyor. Evet. Şimdi ikincisinde virgülümüz var. Eee uh, virgülde ne gelecek? Uh, Capitalism spread throughout the world. Dünya çapında yaygınlaştı. Largely unchallenged as dominant economic and social system. Birinci Dünya Savaşı'na kadar diyor. Büyük ölçüde meydan okunmayan dominant ekonomik sistem oldu. Şurada bir virgülümüz var. Ne gelir bunun başına? Evet. Şuradan. Bir önce bir başlangıç olması lazım. Bir şeyden bahsedecek. Ne zamandan itibaren başlayacak o zaman şurada? From. Değil mi? Şurası ne olacak? From. From. Europe and especially from England. Yani Avrupa'dan özellikle İngiltere'den virgül. Capitalism spread throughout the world. Dünya yayıldı. Tamam arkadaşlar? Tamam. Ee, üçe geldik. 3'te ne var. Burada da e Kapitalizm ne oldu ilk defa kim tarafından bu tabi ilk defa kim tarafından kullanıldı bakalım the term capitalism was first introduced değil mi was first introduced yani bu da neyle ilgili arkadaşlar dörtle ilgili kim yapmış bunu kim ilk defa kullanmış 3 müydü? 3'teydik üç. değil mi? In the mid 19th century by Karl Marx. Pardon 3'teyiz. Özür. In the mid. Şöyle 3 diyeceğiz. Nerede o? Bu 3 ile ilgili. Kim tarafından ilk defa kullanılmış? Bak, Karl Marx tarafından. Değil mi? Kimmiş bu? The founder of komünizmin kurucusuymuş. Free enterprise and market system. E, Are terms also frequently employed to describe modern non-communist economies? Ha, onlar için önemli değildi. Anladık değil mi burayı? Zaten Karl Marx bu, bunu ilk defa kim kullandı? Ne ile ilişkili? Ee, diğer ile ilişkili. Şimdi şurada ne var? Bu da tamam. Is used to design the kind of economic system most often found in Western nations. Bazen e, bir tür ekonomik sistem olarak Batı toplumlarında ne kullanılır Buradan ne, getir, ne gelebilir buraya örtte sometimes değil mi? Sometimes şu dörde gelir mi? Gelir değil mi? Evet sometimes the term mixed economy bazen bu karma ekonomi olan tabiri tabiri is used to design it the kind of yeni bir ekonomik sistemi tanımlamak için kullanılır sonra 5'e geldik. Is the Scottish philosopher Adam Smith? Hmm. İskoçyalı filozof Adam Smith ilk defa diyor ekonomik ilkelerden bu sistemin ekonomik ilkelerinden bahsetti. İlk, ilk setlerini oluşturdu diyor. Ne diyor? 5'i nereye koyabiliriz? 5'i the individual değil mi? Who come closest to being olur mu? olur değil mi arkadaşlar? Evet. Şuraya da 5. Bunu da 5'e gönderebiliriz. Ee, bu da simitin kurmuş olduğu sistemi ifade ediyor. Şöyle en sonda maximum production of the things that people want. Geriye ne kaldı zaten? Geriye burada sadece e, şu kaldı. Society's interests are met by. Bu da ne olacak? 6 olacak. Toplumun çıkarları nerede buluşuyormuş? Met by maximum production of things that people want. İstedikleri istediği şeyleri maksimum üretiminde toplumun arzusu, toplumun çıkarları buluşur. Bu da bununla bağlantılı. Evet bu parçayı tekrar tekrar okuyalım. Bunlar arasındaki e, yine kurguyu yapmaya çalışalım. Lütfen. Şimdi geldik başka bir e, soruya. Burada arkadaşlar bu biraz daha kolay. Hadi bakalım. Buradan puanlar gelecek yine size. An economic system in which the means of production distribution are private or corporately owned and development is proportionate of the accumulation and the investment of profits gained in a free market is called. Ne denir? Yani bu diyor işte dağıtım, özel özel mülkiyet, gelişme, e, yeniden yatırım. Bunların hepsi'nin serbest piyasada olduğu ekonomik sistem ne olarak tanımlanır? Hadi bakalım. Capital'dan türetebiliriz. Evet Belkecan oradan geliyor. Yani bu nedir arkadaşlar? Is called capitalism. Değil mi? Kapitalizm değil mi? Kahrolsun kapitalizm işte buradan geliyor. <laughs> Yani aşırı olunca tekelleşince işte kahrolsun kapitalizm oluyor bunun adı. Burası tamam. Kapitalizm. Burası. A town or city that is the official set of government in a political entity such as state or nation. Bir şehir bir, bir sadece bir bir ülkenin bir ulusun resmi yeri. Buna ne derler arkadaşlar? bir şehir, bir kasaba olabilir. Resmi bir yer, resmi çalışma yeri. Bu capital diye bir şey. Bu ne demektir capital? Is capital başkent demektir. Evet, böyle bir anlamı da var. Başkent denir buna. an investor or of capital in business. Yani şu, ne yapıyor bu yatırımcı? Peki yatırımcı ne olur? Girişimci yatırımcı el, özellikle finansal çıkarlar eee önemli girişimlerin finansal büyük finans, finansal çıkarlara sahip ne gelecek buraya? capitalist gelecek değil mi? capitalist. Yani buna ne diyoruz? Kapitalist diyoruz. Kapitalist diyoruz. To use or convert into capital means. Ee, kullanmak ya da dönüştürmek. Capital means yani bu da Capital means büyük anlamlara dönüştürmek arkadaşlar. Büyük anlam. Şimdi bazı şeylere görürseniz capitalize diye bir laf var. Büyük harfi yapmak demek. Şu yana gelecek capitalize. İşte şu kelime bu da kullanılıyor. Capitalize. Büyütme demek. Evet. Başka neler var gibi. Diğerleri de capitalistic, capitalize onlara bakarsınız her bir üçüncü neredeyse 10 dakika süre geçiyoruz. Burada bir tanesini atıyoruz. Hadi bakalım hangisini atacağımıza karar vereceğiz. Bir tanesi uymuyor. Bakın property landowner ownership authority. Bakın mülkiyet arazi sahibi sahiplik ne olur? Sırıtan şey budur değil mi? Authority yani devlet temsil ediyor. Alakası yok. USA Marxist Komünizm, Central Planning. Hangisi burada sırıtıyor? Bununla uyumlu olmayan? ABD. Çok güzel Kübra. Salary, Pay, Earn, Income. Nedir Salary? Maaş. Pay, Ödeme. Earn, Kazanma. Income, Gelir. Uyumayan hangisi burada? Ödeme değil mi? Diğeri giriyor. Pay çıkıyor. Çok güzel Berkecan. Staff, Personal, Product, Workforce. Hangisi burada uy uy uyumsuz görünüyor? staff personal product workforce Şu da mı? Alakası olan şey şu. Ürü, ürün. Diğeri hep me, personel işte çalışan anlamında ama evet product ürün, ürün bu, bu olayla bir ilgisi yok. Public private enterprise capitalistic. Şimdi private enterprise capitalistic. bunların hepsi nedir? Özel girişimle ilgili. Public dediğimiz şey ise nedir? Kamu. Kamudur. Güzel. Target, aim, reach, objective, firm, company, enterprise, owner. Ee, şurada ne var? Firm, company, enterprise, owner. Şunların hepsi e, şirket, girişim, owner. Bir şeyin sahibi demek. Bunu uydurmuyoruz. Client, müşteri, customer, müşteri, consumer, tüketici, employee, işçi. Burada yeri olmaması lazım. Değil mi? çok iyi. Rise artmak, fluctuate yükselmek, işte dalgalanmak. Charge koymak, plan. Planın bilgisi yok, değil mi? Food, sinema, clothes, shelter şunlar nedir arkadaşlar? Temel ihtiyaçlar. Ama sinema burada alakası görünüyor. Böylece kolay bir parça bunlara tekrar gözden geçirirsiniz. Şu da yapacağımız iş şu. Ee, bir yukarıda different economic systems var. Şurada kapitalistik sistem, kapitalizm, mixed ekonomi. şurada. Şurada da komünist e, sistem var. Komünistik sistem. Tamam. Şimdi üç özellik different economic systems ile ilgili. E, yedi tane kapitalizm. Üç tane mixed karma ekonomi. 8 tane yanılmıyorsam evet 8 tane de komünist sistemle ilgili özellikler var. Mesela nedir o özellikler? Bakın plant. Şuna ne diyelim? Plant nereye gider arkadaşlar? Plant hemen şuraya gitmesi lazım. Planlıdır. Değil mi? Peki economic system of Great Britain. Nereye gider? Mixed economy değil miydi bu? Karma ekonomi ee, İngiltere'nin şeyiydi. Bravo. Çok iyi. Mesela form of capital in surplus income available for in new business activities. Sermaye nereye gider? sermaye e, artık değer yeni yeni faaliyetler için artık değer olan sermaye nereye gider? Bu da bu da sermaye şeye gider değil mi? Capitalistic e, System e, And the emphasis is collective and not individual. Hmm. Ne bu arkadaşlar? Yani vurgu neymiş? Vurgu kolektif olana, bireysel olana değil. Nerededir bu? bu komünizmdedir. Bildiğimiz şeyler bunlar. Daha önce de tartıştığımız şeyler. Peki şuna bakalım. Based on the principles of Karl Marx. Karl Marx'ın ilkelerine dayalı olan şey ne? Hangisiydi? Komünist sistem. Değil mi? Komünist sistem. Economic system of America. Nereyle ilgili arkadaşlar? Şurayla ilgili değil mi? Kapitalistik sistem. Based on private enterprise. Temel, e özel girişime dayalı. Bu da aynı şekilde. Bu şekilde bulacağız. Komünistlik yine komünistlik dediğimiz şey e, ekono farklı ekonomik sistemler. Mix dediğimiz şey farklı ekonomik sistemler, karma ekonomi. Bir de şurada kapitalistik dediğimiz şey bu da farklı ekonomik sistem. O zaman bunların hangisinin nereye ait olduğunu e, karma mı, komünist mi, kapitalizmine bağlı olarak Yap, yapacağız. Mesela şöyle bakalım. State organizes the whole economic effort of the nation. Devlet bütün iktisadi faaliyetleri organize eder. Nerede eder? İşte komünizmde eder. Anladık. Diğerlerini bu şekilde e, metnin üzerinde kitabınızın metni üzerinde dolduruyorsunuz lütfen. Evet. Şimdi bu ilginç bir şey. Ee, burada neler var? Burada The free market economy. İkili şeyler var. Kaç? Sekiz. E, on altı tane boşluk var. Yukarıda da on altı tane kelime var. Dörder sütundan on altı kelime. Şimdi bunların içerisinden e, hangisinin nereye gideceğini bulmaya çalışacağız. Free market economy. Şey o. E, başlangıç mıdır? Başlangıç. Evet. Arkadaşlar bire gelecek olan şey. Bir. In which individuals adından yani bireyler varmış, içinde bireyler var, hükümetten daha ziyade e, ekonomik faaliyetler ve işlemlerin çoğuna karar verirler diyor. E, peki ne gelir buraya arkadaşlar? Buraya gelecek, gelecek olan şey ee, social Values yani Sosyal e, Değerler Bireylerin sosyal değerleri Ondan sonra devam ediyor Individuals are free to make Bakın bireyler Bir şey yapmakta özgürdürler ne yapmakta özgürdürler Make neydi Ekonomik Ekonomik Decisions değil mi şurası bireyler ekonomik kararları vermekte özgürdürler. Concerning their employment çalışma, de sermaye birikimini nasıl kullanacağı, ne harcayacağı, and to use resources sonra onları ne yapacağı, tasarruf edip ne yapacağı. Later. Ha, later'dan sonra 3 geldi. Sonra ne yapacak? Ee, Seyrettikten sa sonra bunu ne yapacaksınız? Nerede kullanacaksınız? For later. Bir sonraki investment için kullanacaksınız. Değil mi? Neresi orası? İşte şurası. Investment. Şuraya tekabül ediyor. Devam ediyoruz. The principles underlying free market economies are based on laissez-faire. Ee, nereye dayalıymış? Bırakınız yapsınlara dayalıymış. Piyasa ekonomisinin mantığı. Buy. Buy. Ne gelecek buraya arkadaşlar? Buy yani government hükümet ne yapacak? Burada yer almayacak. Government nerede? Hemen government'ı buluyoruz. Şu arkadaşlar dört numarayı doldurdu. E, government economics and can be traced to the uh, 18th century British hmm. British kim? İngiliz kim olacak burada? İngiliz ne olur? İngiliz iktisatçı olur değil mi? Evet. Buyurun gelin. Niye geliyor geliyor gidiyor? Hadi geçin. Tamam. İngiliz iktisatçı British ne gelecek buraya arkadaşlar? Ekonomist gelecek. Ekonomist nerede? Şurada. Şuraya da 5 numara. Devam ediyoruz. Adam Smith biliyorsunuz. According to Smith ona göre individuals acting in their own economic self-interest will maximize. Kendi çıkarlarını korumaları neyi maksimize edecek diyor burada. Altıda ee, private property özel e, mülkiyeti e, maksimize edecek. Nerede özel mülkiyet? Şurada. Eee Of society as a whole, toplumun, as if guided by invisible hand, bu görünmez elle, in a free market economy, the government's function is limited to providing what are known as public goods. Fiyasa, piyasa ekonomisinde ne oluyor? Hükümetin uh, fonksiyonu uh, sadece kamu mallarına sınırlandırılıyor, public goods. And performing a regularity, regularity role in certain situations. Bazı durumlarda da düzenleyici rol veriyor. Peki o zaman ne gelecek buraya, şuraya? Nokta nokta, which include defense, defense law, of economic, e, economic system, değil mi? Economic system. Neyi ifade ediyor economic system? Şurası 7. Ne içerir aynı zamanda uh, savunmayı education iki iki karakteri varmış consumption by one one individual doesn't reduce the amount of the goods left for others and the benefits bir tarafta neler var yani tüketim var faydalar uh, faydalar var individual receives do not depend on that person's uh, contribution government's role in a free free market economy Kümetin rolü merkez e, serbest piyasa ekonomisinde also includes protecting. Neyi korumak olur? Ekonomik situations değil mi? Şurası. Ekonomik to, e, durumları, ekonomik hadiseleri, karşılaşma hadiseleri korumaktır. Enforcing contracts, contract, sözleşmeleri uygulamak. And regulating certain economic activities ve ekonomik faaliyetler düzenlemek. Sonra diyor işte... Ee, doğal monopolleri düzenler falan filan diyor. These require such a large. Devam ediyor. Such a large. Ne gelecek large'da? Large ee, wealth. Büyük bir servet getirecek buraya. Şuraya dokuz diyelim. Refah diyelim buna biz. It will be not profitable to have more than one provider. Bir kişinin yapmasından bir kar, yani devleti yaparsa, bir kişinin yapamayacağından daha büyük bir fayda sağlar, servet sağlar, refah sağlar. Regulation is used in place of competition to prevent these monopolies from making excessive profits. Governments may also restrict. Hükümetler ne yapıyormuş? Hükümetler aynı zamanda sınırlandırırlar. Ne sınırlandırırlar arkadaşlar burada? Sınırlandırılan neydi? Ekonomik freedom yani iktisadi neydi? Özgürlük. Bunu sınırlandırırlar. For the sake of protection ne adına? bireysel vat bireysel bireysel, e, bireysel, e, bireysel e, hakları korumak adına. Examples örnek include laws that e, başka neler var? Restrict child labor. Yani çocuk işçiliğini sınırlandırmak. Toxic zehir zehir emisyonlarını yasaklamak falan işte uygun olmayan, güvenli olmayan e, gıda e, malları yasaklamak gibi. Free market economies are also criticized. Criticized dediği şey eleştirildi, kritik edildi. Opponents yani bu karşıtlar der ki believe that derler ki inanırlar ki a free market economy cannot ensure basic ne yapar? Temel şeyleri basic public goods değil mi? Temel kamusal malları sağlamaz. Şurası 11 olacak. Kamusal malları sağlayamaz. Bırakırsak diyor. Ondan sonra suggest elevating poverty. işte yoksulluğu azaltmak falan. Buradan devam edelim. A market economy may also permit the accumulation of waste. Waste fazlalık artık israf Fazla ne üretir arkadaşlar? Fazla tüke fazla ne olur? Fazla tüketim, israf tüketim. Bu yüzden kapitalizm eleştirilir. Sürekli tüketmeye eğilimli uh, bir toplumsal düzen, ekonomik düzen öngördüğü için. En Powerful West's Interests uh, That Cold Threaten the Survival of Political Freedom". Alternatif ekonomist ha, şimdi geldi alternatif ekonomik sistemler neyi içeriyor? Include şunları içeriyor. Ne onlar arkadaşlar? Bir komünizm yani şurası ne olacak? 13 olacak. Bir komünizm içeriyor. Başka diğeri neydi? Alternatif mixed ekonomiyiz değil mi o da? 14. Bu da mixed ekonomiyiz. Şu da 14. Ondan sonra in communism the government plans the economy and all means of production are publicly owned. Bunları biliyoruz. The economy of former Soviet social republics was an example of e. Neye örnek verilebilir? Eski Sovyet Cumhuriyeti. E ee, evet. Planned economy değil mi? Şurası arkadaşlar. Şurası planned economy. Buna örnek verilebilir. D örnek verilebilir. Ne oluyor burada? All decisions falan diyor. Şuraya gelelim. Süremiz kalmadı. Governments may own key. Anahtar bir role sahiptir. Nerede anahtar bir role sahiptir? Şey may own sahip olabilir. Neye? Key industries, değil mi? Temel endüstrilere. Ne gibi? Sadece steel, aviation, havacılık, ne? havacılık çelik, bankacılık gibi. O zaman 16 yine 16 neye gelecek? Industries'e gelecek. Şuraya da 16 dedik. Evet, zor gibi görünen parçayı evde Tekrar edip okuyorsunuz. Bunlar arasındaki uyumluluğu kurmaya çalışıyorsunuz. Böylece bu kavramlar, kelimeler kafamıza şekillenmiş oluyor. Bu biraz daha kolay. Bunu yapmanızda daha bir sorun olacağını sanmıyorum. Non essential commodities are such things. Yani temel olmayan mallardan dört tane mal yazın buraya. Bu, bu kadar. Örnek vereceksiniz ya. Provide example. Örnek verin diyor. Başka bir şey demiyor burada size kafanızdan istediğiniz gibi örnek verebilir. Basic needs temel ihtiyaçlar neydi? Onları yazacaksınız. The economics, ekonomist methods, iktisadi metotlar nasıl olurdu? Onu yazacaksınız. Central authority decides. Neye karar verdi bu merkezi otorite? dört tane şey, ne üretilecek, ne kadar üretilecek? Onları yazacaksınız. Most people provide produce pek çok ülke, insan ne üretir? İşte mallar ve hizmetler. Goods and services. Bunları yazacaksınız. Goods can be ne olur? Either manufactured or neydi? Agricultural. Bu, bunları yazacaksınız gibi. Bildiğimiz bu ilk yedi konunun parçaları ile ilgili genel bir bildiklerinizi yazacaksınız. Parçalardan çıkarak, yola çıkarak yapacağınız bir çalışma bu. Burada da anlaşılmayan bir husus var mı arkadaşlar? Bir problem görünüyor mu? Görünmüyor Şimdi Şurada iktisat şeyi testi Bu kim olabilir? Bakın bir adamdır. Is the person who directs? Ne yapıyor? Direk, direkt Direkt ıı, direkt veriyor, direktörlük yapıyor Supervise, yardım ediyor, yürütüyor, business, bir işi yürütüyor. Kimdir arkadaşlar buradaki? İşi yürüten kimdir burada? Hadi bakalım. Worker, manager, wealthy person. İşçi midir? E, işletmeci midir? Yoksa zengin adam mıdır? Emre Şahiner. Evet Emre Şahiner. İki mi diyorsun? Manager. Tamam. Güzel. Harika. Yeter. Şunda in a ne ekonomi? Ne ekonomisinde? Individuals, business, own, make most decisions about resources. Kararı kendileri ver. Nerede Arkadaşlar. Nerede olur bu kara? Yine market ekonomi yani piyasa ekonomisinde olur. İnen, in a ne in ekonomi? Individuals and governments own sahip e, olur and control production together. Ha, ne oluyor şimdi? Hükümetlerle beraber bireyler karar verdiğine göre bunun adı ne olur? Şuvet. Süremiz az kaldı. Ben geçiyorum burayı. Mixed ekonomi olur. Bunun adı. Yine mixed ekonomi. Social science concern with the production, distribution falan feşmekan. mekan is nedir arkadaşlar? Genel olarak bütün bunlarla ilgilenen işin e, bili, sosyal bilim adı ne? Economics'dir. Şu ikisinde de işte fiyat teorisi diyor. Şurada da income, national income diyor. Fiyat teorisinden, piyasalardan bahseden şudur değil mi? Macroeconomics, microeconomics yani ma mikro iktisat. E, ulusal e, gelirden bahseden ise macroeconomics o da ulusal gelir istihdamdan işsizlikten bahseden de makro iktisat diye geçiyor. Güzel. Böyle devam ediyor. Person intend to save money by efficient operation is Süremiz ne oldu? Bir dakikamız kaldı. Evet. Person intend to save para, parayı korumak isteyen as by efficient operation is Nedir bu? Tutumlu olan ne, den, ne deniyordu bunlara? Ekonomi kıl diyor değil mi? Ekonomi kıl dediğimiz şey. Sum total is ne diyordu? Bütün bunların tamamına ne diyorduk? Ne, ne yapmak istediklerine? Ekonomik activity mi diyorduk yoksa ekonomik sistem? Ekonomik sistem diyorduk. İnsanların ne yaptıkları, ne yapmak istedikleri şey. Business activities unregulated by state ownership or control is evet State Ownership, yani devlet sahipliği ya da devlet kontrolü. Bunlar ne diyoruz arkadaşlar? Bunu. Şurada plan, politics hangisi gelecek? Private Enterprise. Şurası diyorsunuz. Evet. Plan or course, matter, en önemli problem nedir diyor soruyor. Action, government'ın yaptığı iş nedir arkadaşlar? Uh, matters, bütün olaylar, yaptığı işler nedir arkadaşlar? Policy'dir. Yani politikadır. Politika. Politics biraz daha farklı. Siyasal. Şuna geldik. Bunlar da yaptı. measurable. Ölçülebilir falan filan. Bunun adı neydi arkadaşlar? Şuradaki quantity idi. Geçiyorum burayı da. Boşlukları dolduruyorsunuz ve bitirmiş oluyoruz. Haftaya 1 ve 7 arasındaki bütün konuları tamamen gözden geçireceğiz. Birkaç tane soru çözeceğiz ve tamamlamış olacağız. Katılımınız için teşekkür ediyorum.